Takım oyunu kaldığı yerden devam ediyor Pozisyonları konuşacağız Bu karşılaşmaya ilişkin e, Arkadaşlarım Hemen şöyle bir bakayım 50-60 ee, tane pozisyon aldılar bir <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> Şöyle bakayım hemen Kaç pozisyon 4 pozisyon seçmiş arkadaşlar Hemen o pozisyonların üzerinden konuşalım Basın toplantıları gelmek üzere çünkü Sevgili Hüseyin hazırsa bu şimdi burada Tisera'nın sonrasında da sakatlandı. Şu topu bu iki kere sektirmesi kafayla geri verirken verememesi, sonrasında da şurada sakatlanıyor bakın. Evet. O kafayı vurdu. Bunu nasıl okumak lazım? Yani e, çok fazla bireysel hata yapıp Fenerbahçe'nin e, gol yemesine de sebep oldu. Üst kalite bir oyuncu aslında. Bir oynamadığı tamam. süreç tamam. var. Ama hani daha önce seyrettiğimiz ki Serhan değil. Ama Almanya'da da böyle yani çok enteresan hataları vardı. Maç bitti dersin bir teknik Bütün adam olarak. Bütün maç çok iyi oynayıp bir, evet, bir tane çok evet, kötü hareket aynen. yapabiliyordu. Bir sakarlık yapıp son saniyelerde maç 1-0 öndesin kulübedesin teknik adamlar artık bitti diyorsun. Galip geldik oyuncular da bir top geliyor. Bunun gibi işte ilk dakikadaki Yatabar'ın kaçırdığı pozisyon gibi Ender. Ve farklı bir pozisyon oluyor. Bir bakıyorsun Tilserant bir bireysel hata yapıyor, golü yediriyordu. Almanya'da da zaman zaman bu sakarlıkları vardı. Burada da çok bariz zaten yaptı. Bir de topun kontrolü onda. Yani kafasıyla falan yani o koordinasyon kötü, o topa eğilip kafa vurmaya çalışıyor. Hafif böyle ayağın içiyle de çok rahat kaleciye bırakabilir. Bırakmasını da bırak. Sağa sola mesela sağ tarafa doğru taça doğru bunu uzaklaştırabilir ayağıyla da bırakabilir. ayağıyla sağ tarafa doğru Burada uzaklaştır, taçaya bitti. Şeyde şey gitti hocam. Bence pozitif bir şey yapmaya çalıştı. Top sonra dönerken gitti bunda ya. Öyle mi? Tabii. Gitti orada dağıldı. Vereyim, vermeyeyim, ayak da ağrıyor. Yapamadı müdahale. O ilk çıkışta dağıldı ya. Sanki kafa vurulmaya çalıştı bak, sırada. Bak gördün bak şurada. Evet. Gitti hocam ayak. Orada şurada gidiyor galiba. Dur, ya, bir kafa vurmadan evvel çok... ayak gidiyor abi hocam bence. Mi? Hocam ısınmadan geldi takım. Şimdi değil mi? Fenerbahçe takım ısınmadan içeri girdi. Maçın ikinci dakikası. Bak şimdi şurada ceza yayı üzerinde yani, evet, evet. sekmeye başladı. Sol ayak Sol ay evet. Daha evvel daha, yani ama daha, Ama ya bu, bu, nasıl nasıl mesela kas sakatlığı yaşamış o da enteresan. Diyorum ya ısındı içeri girdi çıktı ikinci dakika. Evet. çok aşırı bir şiddetli depar değil bu. Ama ayak boşa gitti sanki hocam. Orada yani kafayla Topa vurmaya çalışın derken Solak'ta kontrolü kaybetti, boşluğa attı gibi sanki. Bu kaçıncı dakika daha? Dördüncü Gant ya da beşinci. Dört değil mi? Sekiz sekiz de çıktı. Ama bu dört beş galiba. Dört beş bu. Yo iki at. Yok ya iki. Ben söylüyorum ikinci dakikada. İki iki. i̇ki, iki. Dakika ya. Evet. Bir kırk beş saniye. Dört de çıktı zaten. Çıktı. Birinci dakika kırk beşinci saniye falan yaptı hata. Kırk beş ya. hataymış. Tabii canım yani oradaki bir oyuncu için ve e, mesela bu sene bu, bu tür timing hataları evet. çok, yaptı. çok yaptı. Mesela bir Galatasaray maçı var eliyle aldı hatırlıyor musunuz? Cezaların dışında olduğu için frikik oldu. Yoksa Dolayısıyla olacak. ya Avut'a giden topta şey, penaltı yaptı şey, ya. Avut'a giden topta ta penaltı taraftı. yaptı. Evet. Beşiktaş maçı Peki, topu rakibe verdi. Şunu soracağım. Bunları e, daha somuta indirgeyelim. Zalai geldi. Zalai'nin partneri <laughs> kim olur? Zalai mi oynar? Serdar mıdır burada önce Stopere yazılacak isim mesela Erman hoca Hocam, hocam Serdar'a güvenemezsin. Serdar 3 maç oynar 4 maç sakatlanır. Kart olayı da var. O zaman stoper ihtiyacı onun, mı var? Onun peraltı, fuol, kırmızı tehlikesi de var. Her şeyi var. Için... Salah'ı sol stoper. Evet. Onu sola koyduk. İdeal partneri Tisaran'dı. Ee, bu kadro şey içinde. E, kalitesi içinde. Tisaran sakatlandığına göre muhtemelen sol. Ne olsun? Lemos veya Serdar olacaktır. Hocam şimdi bu alternatif şöyle de düşünülebilir. Şeyi elde. Serdar. <gülüyor> şöyle <gülüyor> de <laughs> düşünebiliriz. Öyle şartlar gelir ki bir oyuncu bulursun orta sahaya. Gustavo alırsın arkaya. Çabuk adam. Orta sahaya birini koyarsın. Gustavo yani daha İstaz, değişik bir adam koyarsın. Erman yanına yani. Orada tabii ne yaparlar? Satranç gibi bir şey olacak. Gustavo istemiyor. İstemiyor, sevmiyormuş orada oynan. Gustavo'yu ikna etmek gerekiyor ya, orada. Marsilya'da oynadı. falan da oynadı sıkıştığında mesela. Ama sıkıştığında ama hep Hoffenheim'da Bayern Münih'te sıkıştığında Böyle, o bölgedeki oyuncular ya. kart cezası tamam verse de Yani öbür topu çıkar. Hayır ihtiyaç ya. varsa ya, oynuyor. Allah var da. Ya, ya, kar yani Hoffenheim'den beri öyle bir repertuarı var ama şimdi Gustavo sen stoper olarak almamışsın. Orada daha orijinal oyuncular var. Esas Fenerbahçe'deki çok enteresan bir olay var. Ender, Sadık, Ioş, yani sağ içinde evet koşuyor, mücadele ediyor ama Yürekten ben, oynuyor. Fenerbahçe'nin stoperi farklı, şey Lemos farklı. Lemos'la Sadık'la Fenerbahçe düşünebiliyor musunuz? Sivas deplasmanında tandem'i oluşturuyor. Bak ne kadar zalayı, Macar milli maçlarından iki tane Abi bize karşı canım. oynadı bilinen bir oyuncu, hazır oyuncu. Yani... Erol Bulut'un alıp götürüp ilk 11'i bile Sadık'ın oynadığı bir ilk 11'de Zala'ya herhalde oynar. Hiçbir şey söyleyeceğim. Şey yani lisan, lisans çıkmadı. lisans çıkmadı. Lisan çıkmadı. Lisan çıkmadı. Lisan çıkmadı. Lisan çıkmadı. Yani çıksa da Erol Bulut. Er Sa Salah'ın lisans daha ha, çıkmadı. çıkmadı. Çık, bak çıksa bile çıksa bile yani zaten kadroda yok Zala. Sakat kadroda yok. Bak mi? kadro, bak, kadro, kadro ya. hayır Zala'nın lisans çıksa bile e Erol Bulut yerine yine yerine bu ikiliyle yine oynardı? oynardı doğru mu? Oynardı. Hayır, evet. Oynardı bozmazdı. Serdar da Lemos da türbinde. Kim mi? Bak şimdi Sadık nereden geliyor? Siz onu söylüyorum abi. Bak Sadık şu Gustavo Yanında kim oynuyor Gustavo'yu? Gustavo geliyor. Sadık nerede? Sadık rakip alanda ya. Orada yani. ama baskıyı Uzun yaptı o. zaten. Pozisyon dönüşü. Neyin Z baskısı? Hayır hayır. Sadık'tan kurtuldu oyuncu bu pası attı. Sadık orada neyin baskısını yapıyor? İşte bak i̇şte oyuncuya, dedi, pas, değil ki. Atan oyuncuya baskı. Pas evet, oyuncuya baskı yapıyor bak. Pas atan oyuncuya. Ne işi var abi Niye? orada? Abi? Ama işte ondan bir Neden? dakika önce Çizil ne oldu? onu söylüyorum abi. Neden abi. Ya adam tek başına kalmış ya, tek yani top. Ya, hocam Mustafa bir Hocam sen oynadın. Ya sen oynadın. Bir stoper daha birinci dakika oraya rakip yer alana çıkıyor mu? Çıkıyorsa da o topu Sendi kazanır mi, hocam. Kendini hocam, kazanır. Işim, Alan işim, boşaltırsa. Defansa önce defanslığı mı Savunma. So, ne yapıyorsun abi? Hadi şey? forvete baskı falan yapıyosundur aldırmıyorsun. Ender, Ender aldırmayacaksın, döndürmeyeceksin. O topu orada keseceksin. Eğer bir stoper o kadar alan boşaltıp rakip yarı alanda bakar mısın? Sol iç pozisyonunda falan oynuyormuş Sol gibi. Işte ya. Sol ya. Dur burada, gibi. dur burada. Bakın abi, Sivaslı oyuncu bir top atıyor. 2 4 5 oyuncu taça çıkıyor bir anda. Çıkanlar da öyle oyuncu. böyle oyuncular değil ha. Biri Tek topta var. çıkıyorlar. Tabii hocam, daha o, Mert hocam, Hakan evet. o hocam gidiyor. Senin söylediğin esas görüntü yok. Görüntü olsa gösterecek ne biliyor musun? Top Sivas sporlu oyuncu da kimse basamaz değil mi mesela? Toptan da hızlı bir oyuncu yok. Bu kadar alan boşaltılıp orta sahaya kadar maçın daha ikinci dakikası dolmamışken da bile Fenerbahçe savunma yapar mı? Şimdi o şimdi niye bir kere alan boşaltır stoper ön alanda baskı olur alanı boşaltırsın. Baskı yok. Hocam, Görüyor nereye açacağını alan baskı boşaltıyor Fenerbahçe. O zaman topu çıkartamamaları topu lazım. Tabii. Hocam A rakip alan zaman veriyorsun. Santraforu gelmiş. Santarada duruyorsa rakip takımın santraforu kırmızılı gelmiş stoperde şey santrada duruyorsa yanında iki adam olacak. Bir önde bir arkada. Ne anlatıyorlar bana ya? Evet. Bir önde bir arkada adam olacak. Birini geçerse biri o dönecek. Hocam onu ya bak. Adam, var abi orada. Içine, orada. Rakip Hocam bak Sadık katılıyorum bana. Sadık yine de bak orada olmasa Tiserant'ta olsa Yine de alan boşaltıp iki tane stoper orta sahaya kadar çıkar maçın birinci dakikası Allah aşkına ya. Baskı yok hiçbir şey yok alan ya zaman hocam, var baskı rakip topu bırak. kullanıyor. Bir şey söylüyorum ya rakip santriforu girmiş senin sahana bir önde bir arkada adamın olacak kontrol abi. Edecek, abi. adam olacak ya. Kontrol edeceksin rakibi. Kontrol edeceksin ya sen ne anlatıyorsun Fener'de olsan yanarsın yarın sen şeyi e, özünü getirmişsin almışsın hiçbir şey fark etmeyecek o zaman. Yine gol yiyeceksin. Burada ciddi bir pozisyon hatası var. Sadık'ın da biraz yerini kaybettiğini. Yani oyuna başlarken, görüyor e, musun? Yani, yani... Ve bakın yani. ikinci adam geliyor. Şeyden, Sivas'tı. A Tabii canım. bir kere ikinci orada adam çıkıyor. Se senin dediğin doğru. Adam. Orada kimse baskıyı yapmadı. Bu da gitti baskı yaptı. Ben pozisyonu hatırlıyorum. Adam bunu bir geçti, pası attı. Esasında iyi niyetinin kurbanı oldu bir, bir, Hayır, bir yerde oda. Novak adama basmıyor, Gustavo adama basmıyor kim var orada? Bir de Pelkas var. Mert Hakan var. O adama basmıyor. Gidiyor Sadık basıyor. Stoper oraya aynen. gidiyor. Şöyle anlatayım e. değerli izleyenler. Hani pozisyonu rakip yarı sahanın ortası sol taraf. Tabii. Hani o yüzden birebir yani, yakalanıyor Fenerbahçe. Tisera'nın sakatlandığı pozisyon. Ya, Peki ne? devam edelim. Hızlı hızlı geçelim bunları izletemediğimiz için. Sangare'nin bir sarı kartı vardı. Yardımcının önünde. 26. dakikada sarı mı sizce bu pozisyon? Ben fol tamam da sarı bilmiyorum abi. Biraz yavaş burada. Topa da ucundan Do dokunuyor, dokunuyor sanki. Gibi. Dokunuyor mu? dokunmuyor. Uğur vuruyor. Uğur, Uğur mu çiçeği. vuruyor? Yani. Uğur'a bir darbesi var mı? Şuradan bakmaya çalışıyorum. Yok. Zaten Şu... ayak ayağa geldiğine göre. ya yani oradan yorumladığın zaman sarı. <laughs> geliyor galiba. Tam göremedim ben şuradan ama ben. Geliyor geliyor. Değil mi? geliyor galiba. Uğur topa vuruyor sonra da Nazım'ın ayağına vuruyor. Uğur mu vuruyor diyorsun sen? Evet. Ben yani Nazım'ın hamlesi var mı diye bakıyorum. Nazım'ın hamlesi var canım. Ayağını tutuyor. Sarı değil. kart mı? Doğru mu? Ya da kart farklı bir renk ya mi? Ben ya ben faul değil, e, sarı kart değil mi? Bence faul. daha sadece faul fol hocam. Faul sarı kart. Faul sarı kart Serdar. Faul sarı kart. Erman hocam, kart verme. Biliyordum. Erman hocam. Hoca'nın böyle diyeceğini fol çok var iyi biliyordum. Gol var. mı? var. Faul var Adam da kartta sonra hem Ayağını doğru. hem çekiyor. Adamın e, sarılı oyuncunun ayağının üst tarafı bunun şeyine geliyor yani tekmeliğine geliyor. İyi niyetli sarılı oyuncu. Hatta kırmızılı vurunca da kontrolsüzlükten onun da ayağına geliyor. Evet. Yani foul gelişinde şey foul ama kart olmaz. Aynı pozisyonda adamı atacaksın. Hep kart Doğru. Aynı olsun. pozisyonda adamı atacaksın. Ben bu adamı aynı pozisyonda atamam abi. Bir takımı şu pozisyonda 10 kişi bırakalım. Ben bırakmamak yapalım. En doğru belki şey bu.